futbolculara MHK'nin ve federasyonun hani kulüpler birliği niye var mesela? Ya buraları niye insanlar konuşmuyor ya? Esas iş buralarda ya. Aleyhi hiç yapmıyorlar. Federasyon var, MHK var, kulüpler birliği var. Evet. Tamam mı abi? Siz toplandığınızda ne konuşuyorsunuz abi? Hani yani, ona ekonomi aşı boğuş denir. Aslında Aleyhan hiçbir şey yapmasalar bu kadar zarar vermeyecekler Türk futboluna. Şimdi 21 takım çıkarttılar. Bu 21 takımın işgüzarlık ya. Şimdi ya sezon erken bitirme derdinde. Gelmiş geçen gün diyor ki Riyad Özdemir. Bitecek mi? Diyor biz diyor 16 Mayıs'ta ligi bitireceğiz diyor. Kulüpler diyor düşünsün diyor ne yapacağı kardeşim. Ya kardeşim. Ya dur bana sordun mu kulüpler 21 yani. Takım olsun 21 takım olsun. Araya sıkıştıracaksın. Şimdi Hatay gibi iki tane daha takım çıksa 16 kişi. Antalya 40 kişi geldi bana. Top oynamadan evvel 3 gün evvel. İki kere böyle olsa lig bir sarksa sen... Avrupa Kupası şampiyonası yetiştiremezsin. Yetiştiremezsin. Gibi. Aynen. Ziraat Türkiye Kupası var. O var. Bir sürü maç var. Yetiştiremezsin. Ya bir şey öyle. Planlama. Planlama yanlış Alan abi. Tabii planlama canım. Yanlış. Yani yanlış. Çok yanlış yönetiliyor. Her kulvarda yanlış yönetildiğini düşünüyorum. Bak sabahtan beri az önce ne güzel Beşiktaş'ın iyi yanlarını konuşacağımıza burada hep negatif yönlerini hakemlerin, MHK'nin, federasyonun vermiş olduğu kararları konuşuyor. Çok iyi bilen bir hocamız var. Evet. Var, evet. Var, var, var. Hoca gerçekten. Çok büyük bir avantaj. Wellington hakkında ne diyorsun? Wellington bana göre yani belli bir potansiyele sahip. Saatli bomba her an böyle yani penaltı yaptırabilecek bir potansiyele sahip. Yani onu izlendiriyor, gösteriyor insanlara. Yeterli mi? Geçmiş dönemlerdeki stoperlere bakıyorsun. Bana yeterli değil. Şimdi ben şunu anlamadım. Victor Luiz gibi oyuncu var. Bana göre iyidir. O kodu iyiydi. Yani madem bu oyuncuları göndereceksiniz, gidecek paraları yani gönderdiğiniz takdirde ödemek zorundasınız. Bari onlara vereceğiniz paraları bunlara verin. Elinizde tutun bu oyuncuları. Yani şimdi ben herkese soruyorum burada. Size de soruyorum. Bu oyuncular mı daha faydalı olurdu Rocco ile Victor Luiz mi? Rocco için bir şey diyemem ama Luiz için derim. Ben ya Rocco da son haftalarda çok iyi oynuyordu ama farkındaysan dikkat ederseniz. Son haftalarda Sergen Hoca şans var. Hakikaten çok iyi oynuyor. Yani sen oyunculara hem para ödüyorsun hem getirdiğin oyunculara para ödüyorsun. Burada planlama hatası var. Büyük planlama hatası var. Bir yani, kere ben hani bunu ekranlarda da söylüyorum. Dediği gibi Okan'ın çok güzel bir örnek verdi. Ruiz'in gitmesini engellemeyip hem ona para veriyorsun hem de geliyorsun burada bir tane daha stoper alıyorsun. En kötü Montero'yu aldın. Wellington'u alma. Wellington'a verdiğin parayı Victor Ruiz'e ver abi. Montero. Yani Yılmaz gibi elinde sol bek var. Alma. Ha Enskala'yı al. Alma demiyorum. Al. İki tane üç tamam. Tane olsun. Ama Enskala'dan önce sağ bekindir. Aynen abi. Büyük takımlarda aynen çok güzel bir yere değindin. Şimdi Enskala büyük takım profiline uyan bir oyuncu değil. Neden? Büyük takımlarda kanat bekleyen Rozier tarzı olacak. Caner tarzı olacak. Şimdi rakip kapanıyor. Kapanıyor. O rakibi açabilmek için. Ben hani biraz daha fırsat verelim mi? Yani Enskala'ya şimdi şöyle. Ya, sanki böyle alışamadı, havayı koklayamadı, daha özgüven yakalayamadı. Ama şu var mesela şans verelim mi? Şimdi bak. Şimdi boş alan seven oyuncu. Dar alanda etkili olan bir oyuncu değil. Dikkat et topla koordinasyonu da iyi değil. Şimdi Beşiktaş'ta oynuyorsan ben yaşadım bunu abi. Başarıyor. Dar alanda koordinasyonu iyi olacak. Çabuk düşünen çabuk hareket edecek. Aynen etkili öyle. Yani. Özellikle... Bunda özellik yok. Şimdi zaman verelim diyorsun ya. Bu zamanı versen bile o dar alanda etkili olabilecek potansiyel değil. Doğru ben şey zaman oynasın anlamında değil mi? Ben Rıdvan sabaha kadar Rıdvan oynasın. Tabii ki de. Rıdvan yani zaten yani vermez bu Rıdvan, saatten sonra. Oynadıkça üstüne koyarak gider. Bravo, tecrübesiz bravo. Daha. Şimdi o tecrübeyi en önemli şey kazanacak yok. Oyuncu. Bir futbolcu da oynadıkça üstüne güzel. Koyabiliyorsa o potansiyel de var. Bravo. Çabuk oyuncu. Oyunu da iyi kuruyor. Bak sen çok güzel bir yere değindin mesela. Dikkat edersen o biraz daha güven kazandığı zaman o bölgelere geliyor çaprazlara sol çap. Şut çekecek yani. Onun üstüne koy. Aynen sal. Aynen. Geliyor o deneyecek de şimdi o özgüven yok. Acaba vursam dağlara taşlara giderse o şeyi bunu yaşadığı için o sıkıntıyı yaşıyor, o korku var. Aynen çok normal. Güzel. Ama atlattıkça onu mesela yapacaklar. Altından baktı zaten bir pozisyonda. Hani Atiba bile korkuyor bazen ya. Ha bak şimdi abi. Takımda her zaman kale. Beşiktaş son 3 hafta evet. Kale abi çok önemli. Abi şimdi tamam. Soza da o yolda gidiyor. Evet. Kale. Çok güzel. Tamam mı? Şimdi burada Soza'nın mesela Fenerbahçe maçında evet kırmızı ben hani gelişine ama orada hani kırmızı kart Denizli maçındaki futbol kırmızısı. Futbol konuşacaksak eğer kırmızı kart. Ama Enkodu'ya verilme yani siz diyor ki şimdi o hareketle. Ha diyor madem böyle oynamak istiyorsunuz diyor hadi özür meydan diyor. Ama siz öyle oynuyorsanız biz de böyle oynarız. Diyen zaten o adam eksikliği vardı bizde. Tamam mı? Hani sadece reaksiyon.
Tabii, sağ tepki, şey karakteri. Bu da çok önemli. Atiba yalnızdı o konuda. Evet. Şimdi Souza gelince Souza da yanına destek verdi. Diğer oyuncuları da etkiledi. Çok önemli. Şimdi bakıyorum takımda isyan eden. Yani en basit örneği şimdi Alan abi veyahut da orada tribünde o sette orada duran çocuklar etkisiz veyahut da durgun olduğu zaman öbürlerini de etkiler. Yani, sahanın içinde de bu var enerji mesela. Ya, şimdi ne oluyor? Atiba sinerji, enerji veriyor. Arkadan Souza veriyor. Öbür oyunculara da etkiliyor. Öbür oyuncuları da oraya çekiyor. Beşiktaş'ın yaptığı en doğru işlerden bir tanesini biliyorum Alan abi. Topun arkasına çok çabuk geçip alanları çok doğru daraltıyor. Özellikle büyük maçlarda. Yani rakibi güçlü rakiplerine bunu çok iyi hissettiriyor. Topun arkasına çok çabuk geçiyor. Önde kalmıyorlar. Başakşehir orta sahasını sürklase etti. Evet. Fenerbahçe keza öyle. Şimdi ama sürklase etti dediğim Fenerbahçe'nin orta sahasını var. Gustavo şey vardı. Ozan vardı. Ozan Tufan vardı. Sosa vardı. Sosa vardı. Yani bakarsan şu üçlü de az buz oyuncu değil. Ama Beşiktaş'ın orta sahasına bakıyorsun abi. Atiba ayrı bir oyuncu. Sosa dediğin gibi çok büyük katkı sağlıyor abi. Hem arkaya hem öne oyun kurma anlamında çok rahatlatıyor sahası. Bravo. Mensah daha o vitesi arttırmadı. O vitesi arttırdığı zaman o üçüncü bölgeye toplar taşınıyor ya. Araya top koyamıyor, şut çekmiyor. Sanki o devreyi yakaladığı zaman çok daha etkili olacak. Medipol Başakşehir'in kadro yapısını biliyoruz. Oyuncuların performansı 3 ile 9 arası değişebiliyor. Galatasaray kadrosuna baktığın zaman 5 ile 7 arası diyebilirim. 3 ile 7 arası diyelim. Performansın kalitesi, oyun kalitesi. Fenerbahçe'nin bu çok geniş ve yelpazeli kadrosunda da rotasyon alternatif 3 ile 8'e çıkar mı bilmiyorum. Ama Beşiktaş'ın kadrosunda 3 ile 10 arasında böyle performansı yükseltebilecek bir potansiyele sahip oyuncular topluluğu görüyorum ben. Evet. Yani gelişimi çok açık oyuncular var hala. Bakar'ın gelmesi ve Gezer'in gelmesiyle beraber. Rozan'ın. Larin'in form tutması alakası yok Larin'in. Hani hiç top taşımacılığı bilmem ne hani oralara ya. İyi giriyor çıkıyor. Çünkü Belçika'da iyi oynadı. Ya Beşiktaş'ın iyi oynadığı zamanlardaki performans sergiliyor. Enkudu. Enkudu. Yani şimdi bizde tek sıkıntı, bak tek sıkıntı arka tarafın daha hala taraftarın içinde oh be. Geri dörtlü. Geri dörtlü çelikten duvar beste vardı eskiden. Hani öyle değil de. Adriano, Pepe, Vida, Gökhan gibi. Oraları yaşadığında çıkıyor. Kale, hep böyle bir şey var. Evet. Oraları da yakaladığın zaman zaten film kopacak. Aynen yani, aynen öyle. Ben... Geri nöbetim var. Yet mesela böyle. Şimdi başka bir platformda bir şey düşünüyorum. Şimdi Aziz Yıldırım'ın son senesi ben bir şey düşünmeye başladım. Şimdi hani bildiklerimle gördüklerim arasında şimdi aşağı yukarı 45 senedir futbolun içindeyiz. Tamam mı? Şimdi mutlaka bazı doğrular vardır. Yani herkesin herkese göre doğrusu vardır tabii, ama tabii. Doğru. Tek doğru vardır yani. Doğrular yanlışlar yoktur, yorumlar vardır der ya. Bak abi. Ona döndü iş. Şimdi Aziz Yıldırım'ın son senesi. Sonra Ali Koç geldi. Evet. İşte o Kuku geldi, o sportif direktör aynen. Geldi. Tamam. Bir şey yapmaya çalıştı. İki sene yapamadı. Yapamadı. Saçma sapan adamlara para verildi. Tamam. Hani... Acemilik devriydi geçti. Eyvallah. Abi bu son sene şimdi 18 tane adam aldı. Evet. Fenerbahçe. Allah'ını seversen bir Gustavo var. Hani. Aynen. Tamam. Sivriler. Bana bir tane. Hani 100 üzerinden puanlama yapacak olursan 60 verebileceğim bir tane adam var mı ya? O Kemal Ademi diye bir adam aldılar bizim maçta abi. Kardeşim enkaz nereden buldunuz lan? 2. Dünya Savaşı'ndan kalma tank şeyi gibi. Onu niye aldı onu da söyleyeceğim abi. Çok güzel bir yere değindin. Çok hakikaten A klasman oyuncular aldı. Şimdi Sosa, Pelkas, Perotti, Sisse, Samata, Valencia. Bunlara bakıyorsun arka tarafa mesela Sisse. İyi adamlar, iyi ortası, iyi bir hücumla Sosa. Evet aynen. Takım, ama şu takım değil Fenerbahçe ve Sosa'nın etkinliği için. Evet, evet aynen. Takım Fenerbahçe'nin büyük handikaplarından bir tanesi Fenerbahçe o güçlü yanlarını iyi kullanamıyor. Erol Hoca değerlendiremiyor. Bak iyi kadrosu var, güçlü bir kadrosu var. İşte o futbolcuları oraya hazırlamak önemli hocam. Sergen Hoca bunu yapabiliyor. Fatih Hoca bunu yapabiliyor. Erol Hoca daha yapamadı. Şimdi şey istedi, zaman istedi. Daha ne kadar zaman Alen, isteyecek abi? 5 ay geçti. 18 tane adam yani geliyor. Alen abi Perotti Caner az buz. Kesiyor Gökhan Gül'ün aynen. Perotti az buz oyuncu değil Alen abi. Valencia, Enen Valencia, tamam. Sisse, Samat. Samat da muazzam bir forvet. Hatırlarsın Genk'te adam İngiltere'ye transfer yaptı. Tamam İngiltere abi kolay. Şey demiyorum. Hayır şu önemli. Ama sahi ben aslında... Fenerbahçe'yi gördüm. Ha, hani haklısın. Haklısın. O kadronun hakkını vermiyor. Verdiremiyor hoca. Ondan dolayı bu sıkıntı yaşıyor. O zaman yani eşittir Erol Hoca
Yani bu takıma Erol Hoca olmaz mı yani? Bana göre şu anda aynen bana sınav bitti. Sınav bitti. Zaman çünkü çok istediği zamanda iki kere bir geldiği maçları kazanıyor. Ama kazanıyor da şimdi sen maçları nasıl kazanıyorsun? Maçları işkence çekerek kazanıyorsun ama. Hayır duran toptan ya. Evet evet işkence sana ki Fenerbahçe. Sana ben bir şey soracağım. İşkence çekerek hatırlamıyorsun. Fenerbahçe gibi oynayarak Gaziantep maçı Gaziantep maçında mı ne bir maçta içeride 96 üçüncü dakikada mı değil mi? Altı basın içinden Altan yine bir pozisyon çıkarttı. O maçları kaybetse şu anda büyük bir sıkıntı yaşar. Hiçbir takım kazanmaz böyle maç. Şunu bil abi. Hakikaten elinde senin şimdi burada ocak başında mekanında pirzola, antrikot, kuşbaşı bilmem ne çöp şiş olmasa sen burayı nasıl değerlendireceksin? Hiçbir şey yok. Ama adamın elinde bunlar var. Hakikaten potansiyel oyuncular. Ben bunlar, sana bir şey söyleyeyim. Sana en basiti kağıt üzerine sezon başı. Sana soruyorum. Sezon başı kağıt üzerine Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon, Başakşehir kadro alınanını versene. İlk tercih edilen kadro Fenerbahçe'dir. Ama kağıt üzerinde. Ama Galatasaray işte, kadrosu daha böyle ama hani daha oturmuş ve daha böyle kaliteli gibi gözüküyor. Evet, evet. Ama şu var abi, ben şimdi şunu anlatmayayım. Şimdi topu seyrediyorsun. Valencia diyorsun, işte geçen sene Rodriguez vardı onlarda, Sosa geldi, Gustavo var, o var, bu var abi. Şimdi Gökhan Gönül'ün, sen şimdi hani Türkiye'de yaşayan bir insan, Gökhan Gönül'ün şeyini biliyorsun, potansiyelini. Evet. Caner'in de biliyorsun. Biliyoruz. Şimdi 18 tane topçu aldın. Tamam, hala Gökhan'la Caner oynuyor. Bak şimdi abi. Nazım Sangare kendine yapacağı en büyük kötülüğü yaptı. Şimdi oynadığı yerden oynamadığı yere geldi. Şunu da söyleyeyim. Kesin ve kesin aldığım bilgi gitmek istememiş abi. Orada farklı bir strateji uygulanmış. Nazım Sangare. Aynen Beşiktaş'a gelmek istemiş. Ya oynamayacağı yere neye gidiyorsun? Ankara'dan mı geldi? Adem yok, Büyük. Üzerine para verip Malatya'ya gitti Alen. Top oynamak isteyen adam para verip Galatasaray'a üzerine para verip Malatya'ya gitti Adem. Adem. Nazım Sangare oynadığı yerde oynamadığı yere geldi. İyi ki gelmemiş. Şimdi... Rozier gelmiş. Boş ver abi. Tabii o ayrı. Yanıyor. Allah'tan. Ama abi o şey tombala gibi düşün yani 100 tane 99 numara var. Evet. Lan bir çektin yani 7 numara geldi oraya anladın mı? İnsanın yaptığı plana felek poposuyla gülermiş Ali. Şey diyorum ya demin şey diyorum yarım kaldı. Ya şunu bir de düşünebiliyor musun abi? Gezal uzun zamandır oynamıyor. Rozier Gezal, Abubakar. Bir de bunlar tutmamış olsa düşünebiliyor musun Beşiktaş'ın durumu? Yani bunlar bu karakteri şimdi bu performansın zaten, yarısını vermiş sana, olsa olmuş olsa. Aynen. Sakattı değil mi? Gezal da mesela işte, şu zamanda öyle. Ama işte Bakarşehir maçından sonra onu dedi zaten. Bu riske girilecekti zaten. Hani ama beni dedi, işte burada bana inandınız dedi. Saygın Hoca bana inandı dedi. Evet. Porto hani forumları karıştı bu arada. He? Porto forumları internette. Ulan hani bu adam sakattı. Evet, bu adamı gönderdiniz evet. Haftalarca oynatmadınız. Adam leblebi iyi bir gol atıyor Beşiktaş'ta falan diye. Tamam. Taraftar ayak attı Porto'da. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? 3-0 Kasımpaşa maçında ilk gol hatırlıyor musun? Bir yerde seyrediyorum maçı, orada yazıyorum yazıyı. Arkadan çocuğun teki dedi ki, abi dedi, Amokachi gibi dedi. Evet, evet, evet. Abi o adamın vücuduyla geçti ama bu kuvvetiyle geçti. Hani şimdi dizinde böyle bir ağır aksak bir şey vardır ama o üzerindeki o kas bravo. Onu taşıyor herhalde. Bravo, yani, bravo, taşıyor, bravo. Doğru. Zaten golden sonra bir hareket yapıyor biliyorsun. Şimdi o hareketi ben yazdım, yani gazetede yazdım. O hareket neymiş biliyor musun? Neymiş abi? Motivasyon ona da. Tabii bu, yok, rivayet bu. Yani yaptığı hareket. Şimdi antik çağda, mitolojik çağda, Yunan evet çağında Erebus diye bir adam var. Vatandaş. Zeus. Zeus'ların zamanında. Zeus hastalanıyor. Sen artık iş yapamazsın diyor. Bunu yeraltı karanlığına gönderiyor. Bu işerliyor adam. Lan ben senin en sağda yakının adamımdım falan filan diyor. Beni diyor nasıl diyor yeraltı karanlığında. İçten işerliyor. Sevgilisi var bunun. İşte onun sayesinde bilmem ne falan filan günün birinde iyileşiyor. Eski gücüne kavuşuyor. Yeryüzüne çıkıyor. Bravo. Yeryüzüne çıkıyor. Yeryüzüne çıkıp diz çöküyor. Bir yüzüyle elini kapatıyor. Bu yeraltı karanlığını simgeliyor. Yani simgeliyor, evet. Simgeliyor. Bu elinde yukarı Zeus'a diyor ki bundan sonra benim diyor kork benden diyor. Allah Allah. Tabii. Abubakar. Peki siyahiymiş bu adam. Bu rivayet. Erebus diyor bir adam. Ya, çok güzel bir soru ya. Sordu ya. Yani, çağda bir herif. Yani nereden bilsin adam abi? Gitmemiş o çağa. Abubakar şimdi bunu niye yaptı? Bence hani bu hikayeye Porto'ya yaptı diyorsun. Bunu duymuş beni, olabilir. Ha. Porto'ya dedi ki beni de sakat diye attınız dedi. Topçu olmaz abi senden. Dedi, senden topçu olmaz ben de diğer altından çıktım. Vallahi olabilir ha. Hepinize dedi anneniz seni sinemaya götürürüm dedi. Bravo. Ya da ya böyle da bir, bence böyle bir ya da Fenerbahçe'ye dedi ki bu arada kabadayısı benim dedi. Bu hafta da yaptı. Yaptı. Her hafta yapıyor abi. Yani bunu ben bir bunu yazdım gazeteye. Alen. Bir yerde okudum ben bunu. Ama
hani konum itibariyle hani Porto, sen dedin de şimdi Porto sosyalistleri karıştı diye. Aynen. Hani ben Abubakar oraya mesaj yolladı. Ulan beni de hasta diye attınız evet. Sağa sola. Beni dinle bak ben neler yapıyorum hesabı. Ama Okan futbolda artık hayatta mental düşünce yani hayatın içine çok girdi. Futbolun da içine çok girdi. İnsanlar düşünürken sakatlanabiliyorlar. Evet. Yani kendisini bugün... Lan aşı şeyde öyle işte koronada ha, adam şimdi ufacık bir öksürük eyvah, başlıyor. Hasta mıyım dedi. Ulan da hasta mı oldum evet, acaba? Evet, evet. Öksürüğün ateş. Ama kaygı çok enteresan bir şey. Ve çağımızın hastalığı kaygı. Anksiyete. Evet anksiyete kaygı. Panik atak. Panik atak. Bravo, tamam mı? Bravo. Bu çağımızın hastalığı aynen zaten. Öyle. İnsan kendi beynini kontrol edemiyor. Demek zaten ki yakın gelecekte zaten yapay zeka dedikleri olay tam bununla eş değerde. Yani senin beynini kontrol etmesine izin verdiğin adamlar seni kontrol edecek. Alem. Yani bir filmde söyle dur bir dakika. Tamam. Önemli. Tamam. Film söylemli. Herhalde bu aralar çok film izliyor. Film önemli. Bak şimdi ben hastayım bu işte. Bilim kurgu falan o apokaliptik mevzular hastayım. Tamam mı? Şimdi nükleer savaş oluyor. Bütün dünya yerle bir abi. Yaşam tamam. Yok. Yok. Önceden bu nükleer savaşın olacağını bilen şirketler çok zenginleri falanları filanları ya da iş yaptıracağı adamları alıyor uzaya çıkartıyor. 100 sene. Orada uyutuyorlar, muyutuyorlar falan pişman. İlk başta çocukları yolluyorlar. 100 çocuğu. Sene sonra. 100 çocuğu mu yolluyorlar? O bir, o heh, 100 çocuk. Evet. The 100 diye bir film. Evet. Tamam mı abi? Orada 100 sene evvel kurgulanmış bir sistem diyor, bakın devreye giriyor. Oksijen var mı? Evet. 100 sene sonra. 100 sene sonra. 100 sene evvel kurgulanmış bir sistem devreye giriyor. Bir çip veriyorlar. Evet. Diyor ki bu çipi yut. Yut diyor. Tamam mı? Yapay zeka seni yönlendiriyor. Bravo. Yapay zeka bravo. Seni yönlendirme. Acı yok. Sızı yok. Sızı yok. Hiçbir şey yok. Ölme yok. Hiçbir şey yok. Ölmek hiçbir şey. Ne istiyorsan abi, o an yanında. Aynen. Bir de ne istiyorsan o an yanında. Aynen. Ne istiyorsan yanına getiriyor. Beynine hayal kur yani etrafında 10 tane 5 tane. Ne olacak böyle? İşte onu o 100 kişiden içindeki insanlar da uzaydan yeryüzüne işte radyasyon kaldı mı kalmadı mı yaşam var mı diye gönderilen insanlar da bunu çözmeye çalışıyorlar. İşte falan hikaye bunun üzerine. Ben de şunu söylemek istiyorum burada. Yani konuya bağlamak gerekirse. Bir oyuncu korku, endişe, panik üzerinden korktuğu bir hastalığın belirtilerini vücudunda hissedebiliyorsa ve bu onun bir işte hayata karışmasında, sahaya çıkmasında engel olabilecek potansiyele sahipse, düşünce gücü, evet. Sakat bir ayağı veya vücudu da iyileştirebilecek aynı zamanda abi, bir güçtür bu. Tabii ki de. Abi tabii bu, ki de. Bu çok aynen. Deneylerde var. Atıyorum diyor ki sana mesela, bu denenmiş yani var. Sana diyor ki bir ilaç vereceğim sana diyor. Senin de hastalığına birebir diyor. Atıyorum işte öksürüyor ya da ne bileyim işte kıç ağrıyor, baş ağrıyor. Tamam. Psikolojik tedavi çok önemli. Abi kaşın içinde su var. Hiçbir şey yok. Evet tamam. Abi. Suyu veriyor. Pirinç deneyi. Diyor ki geçti, iyileşti. Aynen. Mental. Kafa. Evet, aynen. İşte o yüzden de futbolun içinde bence son yıllarda fizik, kondisyon, teknik, taktik kadar mental çok önemli. Tabii mesela ki de. Bak, tabii. Burada örnek şimdi verelim. Şunu söyleyeyim. Mario Gomez. Tabii. He? Ama onun... Biz Van Persie'yi alacaktık Manchester'dan. Evet, evet. Azıcık durum çıktı dedi ki aman dedi biz alalım 6 milyon lira. Manchester'da dedi ki aman dedi bedava verecekten 6 lira geldi hesabı. Olmuyor demek ki. Bu sefer Mendes galiba menajeri o zaman. Evet. Gomez dedi ki bizde Van Persie yok Gomez var dedi o da aynı sakatlık falan. Bir amacı verelim. Bu şans. Evet. Tabii abi. Bu şans abi. Ama Alem ben şunu da düşünüyorum. Ben o dönem Van Persie'de almış olsak Van Persie'de oynatırdık biz. Bilmiyorum. Ya onun zor. Sakatlığı varsa sonra hiç. Hayır çünkü orada Fernandao çekişmesine biraz kurban gitti. Ya çekişmesine adam da dedi ki kardeşim ben yedek kalacağım. Ama abi belli ediyor. Buradaki pozisyona kalkamıyor. Evet, evet, aynen abi. Ben dedi yedek kalacak olsaydım dedi. Old Trafford'da ben Rooney'nin yedeği kalırdım dedi. Ya, beni buraya niye getirdiniz dedi ya. Royzer'in bu saha içindeki hani Hacı Yatmaz modeli vardır ya. Liderlik vasfı evet. Kalkıyor falan böyle topları acayip hamleleri falan var. Ne diyorsun bunu? Karakter yani, abi. Bu enteresan bir... Karakter meselesi. Yapıştı bu değil mi? Tabii. Yapıştı aynen. Bir de camianın bünyeyi anlatıyorlar. Yabancı oyunculara bize anlatıyoruz abi geldikleri zaman. Mesela Alan Markanyan geldi ve hatta Erdem abi geldi. Gelip anlatıyoruz, oturuyoruz tercümanlarla. Bak bu camia, bu bünye, bu yapıya sahip. Taraftar bunu seviyor, bunu istiyor. Yani biraz da sahanın içinde ısırgan olacaksın, karakter koyacaksın, mücadele edeceksin. Bunları futbolculara aşılıyoruz. Bu çok önemli. Alan Babel Galatasaray'a yapıyor. Bunları yaparsan hissettirirsen
o futbolcuya o sinerjiyi verirsen, o futbolcu zaten potansiyel, yetenekliyse, potansiyel sahibiyse bunları yapabiliyor Sergio. Rozier de bunu yapıyor. Dikkat et bak, ne dedik? Rozier, Souza, Atiba, Gezal yapmaya başladı. Yani sol tarafı ben, Enkudu. Yani bunlar ne oluyor? Öbürlerini de oraya çekiyor. Rozier'in kimliğinde ben şey hissediyorum. Hani normal okuluna gidiyor, işte okuldan arta Kanada'da maç spor okuluna gidiyor, orada yetişmiş okul evet. Takıma. Sanki bu adam böyle acayip böyle kenar mahallede tinercilerim ne için böyle hani tam bitirim, tam fırlama. O kültürü yaşamış, o, hani, o tarz bir her şey hani trip. Pabuç bırakma mesela bir gürültüye. Evet. Hani o şimdi Ozan Tufan'a... Var o yok. Mesela benziyor hani o yapıyor ya. İyi yerden arıyor. Bekleyi taştan çıkaran bir adam. Tamam be, enteresan bir model evet. Ya. Evet. Ama Ali Erkan... bak işte Beşiktaş camiası da bu tarz oyuncuları çok tabii seviyor. Abi. Anlatıyorlardır. Bu biliyordur. Tamam, o da zaten bayılır. O bünyede yeni bir oyuncu. Yeni nesil adamlar bunlar ya. Yeni nesil ama yeni nesil futbolcular da dikkat et. Çoğu da gamsız abi ya. Var gamsız olanlar. İşte o gamsızlık da futbolda çalışıyor. İşe yarıyor zaten. Seviyorum ya. Yani evet. Adam 2'ye 1 gidiyorlar. Tık bıraksa önüne bomboşkale açacak adam. Abi vuruyor çaklar. Vurdum duymaz. Abi. Umursamıyor abi. Bir de özellikle bunu özellikle yerli abi. Oyuncular yapamaz. Yapamaz. Yabancı oyuncular neden kontratı garanti, her şeyi garanti abi. Artık son zamanlarına, son dönemlerine geliyor ya. Kardeşim diyor, ben buranın papazıyım diyor. Kontratım da babalar gibi, taş gibi, sapsağlam. Ya benim paramı vereceksiniz ya da benim istediklerimi yapacaksınız. Bazı oyuncular bunu yapıyor işte ama lider işte önemli olan ne biliyor musun? Takımın içinde liderlik vasfı olan oyuncular hoca karakterli olması lazım. Hoca da burada onların devreye girmesi gerekiyor. Ali abi, ben şunu çok inanıyorum. Futbolu doğru öğrenmiş bir futbolcuyla futbolu yanlış öğrenmiş bir futbolcu arasında günümüz futbolunda çok büyük farklılıklar var. Evet. Yani doğru akşamı almış, doğru mantaliteyi almış, doğru hedefe kilitlenmiş bir oyuncu yapısıyla bizim o klasik Türk futbolcusunun yapısı var ya, aldatmaya yönelik, sonuca evet, kestirmeden evet. Giden, cin olmadan çarpma. Bunlar sahada kopuyorlar. Bizim Avrupa futboluyla aramızdaki mesafenin açılmasının sebebi de bu. Evet. Milli takımımız içerisindeki gurbetçi oyuncuların çokluğu sebebiyle biz zaman zaman kademe doğru yükselttik. Yerli futbol, ülkede futbol eğitimi bitik. Şimdi iş bilmek çok farklı bir şey. İşi bilmek. Arkadaşlar biraz sessiz. Şimdi bu işi bilmek her şey mübahtır anlamına gelmiyor aslında. Doğru. Yani bir şeyi hakkaniyetle yaparsın, tamam mı? Ve geçerli sebeplerini söylersin. Aynen. Yani biz hakemlere ne dedik demin? Biz hocalar hep ne der biliyor musun? Lafını biliyorum. Kardeşim diyorlar, işini seveceksin, vücudunu seveceksin. Araba gibi düşün. Hor kullanmayacaksın ki bakacaksın. Artı sahaya çıktığın zaman zevk alacaksın derler. Yani kafanda... İş bilmek, az önce senin söylediğin... Bunu demeye gerek var mı? Kafanda bir doğru olacak. Evet. O doğru üzerinden hareket edeceksin. Bunun takdirini kamuoyu verir sana. Evet. Doğru. Ve burada mesela bir fıkra var. Çok beğenirim o fıkrayı ben. Yani tekrar düşünelim. Çok açıkta değil. Ülkenin şey... Amerika, tamam. Küba'ya bir ziyarette bulunacak, bir resim yapılması isteniyor, bir fotoğraf yarışması yapılıyor falan filan. Birinci olana diyorlar ki, bir tane fotoğraf yap, ismi, şey, fotoğrafın ismi de yani konuda John Küba'da. John Küba'da. John Küba'da. Diyorlar bizim Temel'e geliyor bu birinci, çok iyi ressam falan filan. Diyor ki ülkenin bakanı yap diyor. O zaman diyor Küba'ya diyor bir nişane verelim. Tamam mı abi? Üç gün sonra Temel resmi yapıyor getiriyor. Ulan bakan bir bakıyor resimde bir yatak. Yatakta bir tane erkek bir tane de kadın var. Oğlum bu ne lan diyor. Sana diyor John Küba'da diyor. John Küba'da diyor. Oğlum de, bu kadın kim lan diyor. Tamam mı? Diyor John'un karısı diyor. Tamam mı? Adam kim diyor. John'un uşağı diyor. Onu da John nerede diyor. John Kiba'da diyor. Allah. Bu lan abi. Anladın mı? Lan şimdi. Lan ne iş ya? İçindeki. Oğlan abi ya. İçindeki doğruyu oraya yansıtmış. Abi kafalar farklı çalışıyor artık. Evet ya. Evet. Yani herkes de başka bir yerden başka bir yere gidiyor kafalar abi. Bu önemli ama önemli adam içindekini yansıtabiliyorsan. Ve dışarıdaki adam bunu doğru olarak algılayabiliyorsa başarılısın. Tabii ki. Aynen öyle. Yani aynı düzlemde, aynı denklemde düşünen insanların bir araya gelmesiyle oluşturulabilecek bir hedefe yönelme olabilir yani. Anlatabiliyor muyum? Sahanın içinde de buna takım deriz. Ha, işte takım deriz.